Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Vegas Pro 13'te veya 12'de 11'de de mi oluyor bilmiyorum nasıl intro yapacağınızı göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Ben kendi intromu yapacağım. İki tane intro yaptım, bir tanesini örnek göstereyim. Şu bak, bir dakika. Tabi bu çok profesyonelce değil yani, birkaç dakikam değil. Yani acemi olduğum için birkaç, yani saatimi aldım, yarım saatte yapmışımdır. Aslında hayır, o text bölümünde o sallanan bir tane yazı vardı ya, onun için çok uğraştım, hep yanlış yaptım. Hemen yapalım. Mesela ben trailer'dan parçalara aldım oyunların. Mesela Wolfenstein, The New Order'ınkinden aldım. Evet, buna yes deyin siz. Far Cry 4'ünkinden aldım. Ve Dishonored'ın ve de Hitman'ınkinden aldım. Hemen başlatalım. Bu çok kötü görünecek çünkü daha şarkı bile eklemedik. Mesela şu Far Cry'ı kaldıralım diyorum ben. Bir dakika. Yanlışa bastım. Şu Far Cry pek güzel olmamış. Bu ikisi kalsın. O çok uzun çünkü. 3 kalsın. Şimdi bakalım. Evet, böyle. Şimdi arka şey yapmamız gerekiyor. Teksti ekleyeceğimiz arkada bir plan olmalı, arka plan. Şimdi bir dakika. Evet, şimdi şeyi buldum. Arka planı Hall 2. Bunu internetten bulup indirebilirsiniz. Şuraya koydum. Bunu birazcık uzatalım. Buraya gelince bakın. Şuraya bir yere. Ben daha yeniyim bu arada. Onu da bilin, o yüzden. O kadar iyi anlatamayabilirim. Insert video track diyeceksiniz. Sonra buraya insert text media diyeceksiniz. Bu geldi. Şimdi buraya kanalınızın adı veya neyse işte onu yazacaksınız. Ben şey yaptım. Bunun için efekt indirdim. Bunu internetten buldum. Efekt, yani text effects tam yerinde durdu ya. Yani text effect deyip internetten bunu indirebilirsiniz. Şimdi bunun üstüne basacaksınız. Media effects. Bunlar benimkiler. Ben ne seçeceğim? Warning değil. Mesela ne seçelim? Bir tane bulayım. Bu. Ama bu olsun. Bunun için özel renk mi gerekiyordu? Şimdi bakalım. Böyle görünüyor. Ama o çok kötü olmuş. Sil pek sevmedim zaten. Güzel değil. İlk önce baba oyun yazıyor, sonra gidiyor, sonra bir daha baba oyun yazıyor. Çok saçma olmuş. İşte bakın, burada sorun var. Bir kez video effects'in koyduktan sonra nasıl geri çekip başka bir tane bir saat koymakla nasıl yani oluyor bilmiyorum. Şuraya text yazınca legacy text mi öyle bir şey? Legacy text. Text yazınca
de geci mi neyse işte bir şey çıkmadı ama bende çıkmıyor. Bakalım. Yok çıkmıyor. Onun için özür dilerim ama uğraşacağız böyle bir saat. Aa buraya aha. İşte buradan text koyacaksınız daha rahat oluyor. Şimdi bir daha text medya diyeceğiz. Yanlışa bastım. Bir daha text medya diyeceğiz. Nerede? Burada. İyi ben bildiğimi koyayım. Bunun bu arada rengini de değiştirebilirsiniz. Ne oluyor lan? TR. Tamam. Mesela ben mavi istiyorum. Buraya gelince mavi. Animasyonlar var ama biz kendi animasyonumuzu koyacağız. Ama eğer bu animasyonu indirmekle falan uğraşmak istemiyorsanız efekt bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Çat diye giriyor veya yandan çıkıyor falan. Şimdi koyduk. Bunun yerini de ayarlayabiliriz. Şimdi burada önemli olan geri koy şöyle. Bunun yani bununla aynı sürede olması yani şöyle olacak. Media effects. Ben klasik yapacağım. Warning text blue. Bir de warning text diye direkt ok diyeceğiz. Şimdi hemen direkt trailer'ı her şeyi izleyelim. Yaptığımız introyu. Evet, o oldu. Güzel sayılır. Yani pek profesyonelce olmadı. Değil ama yine de iyi sayılır. Geldiğimizde burada ben 3 tane şarkı seçtim. Bunu da olur. Dinleyelim. Teker teker koyup hangisinin daha uygun olduğuna bakalım. Şu alta koyacaksınız. Buraya koyarsanız daha kötü olur. Hayır. Gelip burada bunları kontrol U ile mi? Nasıldı? Bak işte böyle oluyor. O yüzden sadece alttaki sesi mesela yok etmek isterseniz Ctrl U'ya basacaksınız. Ses gelecek. Buna da Ctrl U. Tek müzik olsun. Orada en yani şuraya koyalım. Bakalım. Güzel, güzel. Öbürlerini de bakalım belki daha iyisini bulabiliriz. Buna bakalım. Junkyard Trip. Şuraya koy. Şuradan delete'den. Şöyle. Bu çok sesli başlıyor. Dur. Şuradan şu gördüğünüz yer var. Şuradan sesi. Bu neden böyle? Bakın mesela. Başlattık. Aman sessiz yerde var. Başladık. Başladık burada böyle. Mesela bunu azaltıp sesi azaltabilirsiniz. Çoğaltıp sesi çoğaltabilirsiniz. Ama çok çoğaltırsanız ve hoparlör falan kullanıyorsanız patlayabilir o. İhtimal var diye biliyorum. O yüzden çok fazla araştırmayın diyorum ben. Hem çok da ses oluyor. Bunu ben göremedim. Ona söyleyeceğim diye. Böyle bence güzel oldu. Sonuncuyu da deneyelim. Son ikiyi deneyelim daha çok. Böyle gel.
Bekle. Bunu at. Bu çok sesli. O yüzden bence şurada ses dalgalarını görüyorsunuz. Ses kısalım bence ama ses şeyi yok. Kayboldu. Boş ver. Ben hoparlörü şimdi başlatalım. Ya sıkıcı tarzı bir şey yani sıkılıyor insan görünce bence. Bu çok hoş. Bu olabilir. Bunun başını kestim tabii. Dur, kesmiş miyim başını? Beat time. Al işte buralar olmamalı. Bunu nasıl yapacağız? Bunu getir böyle büyüt. Bu iyice görelim diye. Şunu getir. Şöyle. Mesela başını nerede başlıyormuş sevdiğimiz yer? Asıl gereken yer bize. Şurada başlıyor. O zaman buraya geleceğiz. Dur. Buraya gelip trim start, trim end diyeceğiz. Yanlış yaptık. Ben daha yeniyim pek. O kadar büyük bir bilgim yok. Bildiğim şeyleri söylüyorum sadece. Şöyle. Şunu şuradan geleceksiniz bakın. Şuradaki sarı şeylerle. Buraya getir. Böyle. Bunu da şöyle getir. Gördüğünüz biraz başlama yerin geçiyor. Tamam. Sakın. Al işte. Ama daha rahat oldu. Böyle daha iyi görüyorum. Şimdi. Geldi ya. Şuraya delete diyeceğiz ve bitti. Başı yani direkt başladığında iyi yer başlıyor. Böyle. Şuraları hiç gerek yok silmeye. Çünkü oralar çalmayacak. Başlayalım. Evet, çok güzel oldu. Şimdi burada file, bitirdiğinizde projeyi file ve render as diyeceksiniz. Bu yer gelecek. Buradan ben çoğunlukla internet 720p veya 10 1080p'yi seçiyorum. Yani bu ikisini favorilere koydum. Siz daha düşük veya daha yüksek var mı bilmiyorum ki. Seçebilirsiniz. Ben 720p koyacağım. Buraya mesela. Ebenin işte bilmem nesi. Dur şunun adını. Ebenin annesi. Ne bileyim. Intro i3. Bu i3 olacak. Bunu koyacağım. Buradan kendiniz de yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Bakın buradan HD falan. Frame rate falan. Ben şimdi bunu koyacağım. Render dediniz mi? Böyle bir yer çıkacak. Bu bitene kadar bekleyin. Bu biterken oyun pek oynayamazsınız çoğunlukla. Çünkü bu olurken kasar bilgisayar. Çünkü burada render yapıyor. Bunu küçültüyor bu dosyayı falan. Arkada benim bir render daha var. Mirror's Edge'in finali için. O da gelecek de bu ilk önce gelecek. Çünkü bu çok kısa sürer YouTube'a indirmesi. Ve bunu direkt de şey yapabilirsiniz. Direkt YouTube'a aktarabilirsiniz de ben o yöntemi pek yapmak sevmiyorum çünkü tam doğru düzgün olmuyor.
Yani şey onu full direkt YouTube'a atmak. Bekleyeceksiniz. Ve bitti. Şimdi hemen ne yaptığımıza bakalım. Bence çok hoş oldu. Tamam, bu eğitim videosundan da bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Beğenmediğim yönleri sizin bende olan beğenmeyi ve beğenmediğiniz yönlerimi lütfen yorumlara yazın. Yanlış yaptığım bir şey varsa onu yazın ki onları düzeltmeye çalışayım. Direkt beğenmeyip dislike atmayın. Bari nedenini söyleyin. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın.